Arkadaşlar, ben uzman psikolog Sezer Argör. Bu çoğumuzun yaşadığı bir kısır döngü gibidir. Döner dolaşır aynı tip kişileri seçersiniz. Boşanırsınız. İkinci eşiniz yine aynı tip biri çıkmıştır. ya da sevgilinizden ayrılmışsınızdır. Olurken de sebep yine aynıdır. Halbuki başlarda bu olayın farkında değilsiniz de işte dersiniz ki a bu sefer gerçekten çok farklı birisi gerçekten işte kaşı farklı gözü farklı davranış biçimi şöyle dersiniz ve etrafınıza da bunu söylersiniz çünkü seçtiğiniz kişi yine ilk başta atıyorum ilk terk ettiğiniz terk etmek ya da ayrılmak zorunda kaldığınız kişi de alkol problemi vardı vardı idi ise e şimdiki seçtiğiniz kişide de alkol probleminden dolayı terk etmek zorunda kalacaksınız ya da ilişkiniz bozulacaktır. Ya da daha önceden seçtiğiniz kişide narsistik bir kişilik bozukluğu vardı ise yeniden seçtiğiniz kişide de aynı narsistik kişilik bozukluğu olan birine doğru yönelip onu tercih edeceksinizdir. Ya da devamlı aldatılmaktan dolayı artık böyle hani ilişkilerinizi bitiriyorsanız üçüncü, dördüncü kişiyi seçtiğinizde de yine probleminiz aynı olacaktır. Yani sizi mutlaka aldatırken yakalayacaksınızdır ve ilişkinizin sonlanmasına neden bu olacaktır. Yani bu bir kısır döngüdür. Bir türlü içinden çıkamazsınız. Bana gelen danışanlarım zaten diyorlar geliyor ya sezer Hanım bak bu sefer o kadar emindim ki. Ee, bu sefer bambaşka biriydi, işte şöyleydi böyleydi ama yine işte beni aldatırken yakaladım. Ya da işte yine bu da narsistik kişilik özellikli olan biri çıktı. Yine beni değersizleştirmeye başladı ve bağımlı hale gelmeye başladım. Ayrılamıyorum deyip zaten bir önceki ilişkisinde de aynı şeyi yaşamıştır. Yine ondan bir türlü ayrılamamıştır o kadar küçümsendiği, değersiz hissettirildiği halde onu unutması bayağı bir zaman almıştır. Derinlere dalmıştır, diplerdedir. Ve şimdi yine aynı kişi kişilikte birisiyle, aynı narsistik kişilik bozukluğu olan birisiyle karşılaşıp yine onu hayatına almıştır. Ama yine farkında değildir. Dönüp dolaşıp aynı kişiyi seçtiğinden. Şimdi bunları niye yapıyoruz? Neden? Neden hayatımıza hep aynı tür insanları seçiyoruz, çekiyoruz? Şimdi bilinçli olarak arkadaşlar e, evet far dikkat etmeye çalışıyoruz. Hani dersiniz ki, "Aa bak, bir önceki ilişkimde şu şu şöyleydi. Şimdi bunu bunu yapmayayım, böyle birini seçeyim." deseniz bile her zaman sizin yaşamınızı yönlendiren bilinçaltınızdır. Yani hayatınızda ne kadar yaşadığınız olaylar varsa öyle ya da böyle en etkili kararı almanızda hep bilinçaltınız size yol gösterir. Bilinçaltınızdaki o eksik olan neyse devamlı onu tamamlama e, gayreti vardır. Aç olan, doyurulmamış olan nasıl bir duygunuz varsa bilinçaltınız onu tamamlamak, onu doyurmak için e, sizi dürter ve siz o yönde bir karar verirsiniz. Bu tabi bilinçaltınıza yerleşen bu travmatik e, açlıklar çocukluğunuzda e, anne babanızdan e, doğru size geçen vakalardan e, atıyorum anneniz e, ya da babanız hadi babanız olsun e, çok böyle e, nasıl birisi çapkın birisi olsun çok çapkın birisidir e, ve bu çapkınlığından dolayı aslında e, sevilen birisi olsun yani çapkındır ama bu böyle hani e, popülerdir kadınlar arasında. Ee, hem yapıyordur hem de e, ona bir üstünlük sağlamıştır yani babanız sevilen biridir e şimdi siz bunun bu özelliğinden rahatsız bile oluyor olsanız bilinçaltınızda e, böyle, böyle bir kişiyi yola getirmek için e, Böyle bir kişiyi seçersiniz. Çünkü çocukluğunuzda annenizin aldatıldığını, çaresizliğini görüp ve onun bir şey yapamadığını gördüğünüzde aslında siz ne yaparsınız? O babanıza karşı bir öfke de geliştirirsiniz ve onu bir türlü onu yola koymak istersiniz. Ama anneniz bunu beceremiyordur ve siz dersiniz ya ben aslında hem babanıza hak verirsiniz hem de aslında annenizin ona e, öyle davranmadığı ya da farklı bir şekilde davransa ya da anneniz baş kaldırsa, şunu yapsa bunu yapsa daha iyi onu yola getirebilirdi diye düşünürsünüz ve dolayısıyla Orada çocukken bir boşluk kalır, bir açlık kalır, doyurulmamış bir şey kalır. Şimdi bilinçaltı bunu sizin eş seçiminizde ya da hayatınıza birinin girmesi gerektiği bir anda ne yapar? Tarar etrafta. Hemen böyle bir sürü diyelim o size talip olan kişileri bir araya koyarsak, bir arada olmasına imkanı yok diye öyle yapalım. Bilinçaltınız hemen tarar gider e, size böyle sizi aldatacak türde birini tercih eder ki siz onu e, işte o, o hani zamanında babanız annenizi aldatırken bir türlü baş edemediği, yarım bıraktığı sizin e, onu tamamlayacağınıza inanır. Onu da baş edebileceğinize inandığınız bir şeyi hemen orada size yakalattırır. Siz o kadar binlerce size olan talip ya da eş sevgiliden kalkıp sizi aldatacak olan birini seçersiniz. Yani aldatmak için potansiyeli olan kişiyi seçersiniz. Ki bu kişi ya zaten ilişkisinde daha önceki eşini de aldatmıştır. Yani daha önceki ilişkideyken eşini aldatmıştır ve bunu siz bilirsiniz. Anlatır da size ama öyle bir gelir ki hani işte o işte haklarını söyle o şöyleydi de böyleydi de ben onu o yüzden aldattım der ee, ve siz şuna inanırsınız tabii ki yani o da annem gibiymiş annem gibi olan zayıf olan kadınlar aldatılır ama ben güçlü bir kadınım ben nasıl davranılması gerektiğini biliyorum ben işin içinden çıkabilirim deyip onu tercih edersiniz o kişiyle birlikte yaşamaya başlarsınız ya da o kişiyle evlenirsiniz ee, ve Boşanmak için başvurduğunuz ya da ayrılma kararı aldığınızda gelip psikoloğa gittiğiniz ya da arkadaşlarınıza anlattığınız durum neden? Ee, yine nedir? Aldatılmadır. Çünkü o kişi sizi aldatmaya başlar. Çünkü potansiyeli var. Özellikle onu seçersiniz ki sizi aldatsın. Siz de onun o durumunu çözebilin ya da o aç kalan, yarım kalan bir şeyi tamamlayayım istersiniz halbuki tam tersi olur. Yani asla öyle bir şeyi tamamlayamazsınız. Çünkü onu değiştiremezsiniz. Tam tersi olur. Yani sizi mutlu edeceğini zannettiğiniz kişi sizi en mutsuz eden kişi olacaktır. Başka bir örnek vermek gerekirse alkol, alkolik diyelim. Bazı çoğu danışanım geliyor, işte alkol bağımlısı ya da başka türlü bağımlılıklardan dolayı eşinden şikayet ediyorlar. Biraz böyle konuştuktan diyor ki işte ya Sezer Hanım bu ikinci, üçüncü eşim yine aynı. Yine alkol bağımlısı biri çıktı. Ben ne yapacağım? Niye aynı kişileri ben seçiyorum? Niye böyle yapıyorum? Diye yine aynı şekilde yani çocukluğunda. Konuştuğumuz zaman, bilinçaltına baktığımız zaman ki ben genelde bilinç altına çok daha kısa yoldan erişmek için hipnozu kullanırım, hipnoterapi yaparım ee, ve seanslarım 3 seans ya da 4 seans sürer. Direkt bilinçaltında e, yarım kalan bu delikleri, deliklerim ben onlara peyniri düşünün. Peynir deliği gibidir bilinçaltı delikleriniz vardır. Ve o deliklerinizi doldurmak için bilinçaltı hayat, yaşamınızda vardır ve ona uygun uygun bütün kalıpları e, artık işte o delikler e, şey üçgen mi, yuvarlak mı, kare şeklinde mi her ne neyse artık yani bilinçaltınız tarar yani işte orada alkol bağımlısı bir babanız vardıysa alkol kullanan bir babanız vardıysa ve e, annenizle ilişkisinde yine e, bazı şeyler oluşmuşsa ve siz ya da anneniz üzülmüşseniz mağdursanız bunlardan yine bilinçaltı o yarım kalan yaşanmamış bir şeyi tamamlamak için aynı şekilde o yuvarlak olan atıyorum eğer alkol problemi yuvarlak olsun. O peynirdeki yuvarlak deliği yuvarlak olanı bulmaya çalışır ve onu oraya oturtmaya çalışır. Onu oraya oturtur ama aslında o hani yaratır sizin için e, yuvarlak bir yaradır. Siz o yaranın kapanacağını zannedersiniz, iyileşeceğinizi zannedersiniz ama tam tersine o yarayı ne yapar? Kabuk bağlayan bir yarayı kanatmaya başlar, acıtmaya başlar, zaman içerisinde dayanılmaz bir hal alır. Siz de e, dersiniz ki hayır ya ben bunu çıkarıp atayım ve artık onu söküp atmak gereğini duyarsınız oradan. Çünkü e, yara bandı sandığınız şey aslında nedir? Yaranızı deşip kanatacak olan olarak karşınıza çıkar. Şimdi bunun gibi bir sürü örnek daha verebiliriz. Yani bu danışanlarımdan da görüyorum ve kalkıp dönüp dolaşıp bu kısır döngüyü yaşıyorsunuz. Her şey, her şeyi hazırlayan, her şeyi düzenleyen bilinçaltı arkadaşlar. Bilinçaltımız bizim kaderimiz gibidir. İnsanlar başına gelenleri kaderi zannederken bilinçaltıdır bu kaderi yaratan. Yani aslında her şeyiniz nerededir? Bilinçaltınızda çocukken o oluşmuş olan boşluklardan, eksiklerden, doyurulmamış duygulardan, travmalarınızdan dolayı bütün yaşamı boyunca sizi onları tamamlatmak için iş başına koyar ve siz de bu sefer doğru kararı verdim diyerek bilinç çünkü bunu algılayamaz. Bilinç daha düzdür, daha böyle a evet saçı başka, gözü başka, başka bir özelliklerinizi gözüne sokar, gözünüze sokar ama bilinç altı tanımıştır onu bilmiştir tamam der bu ee, ve onu tercih eder ve siz kendi mutsuzluğunuza açık davetiye vermiş olursunuz ve tabii ki mutsuz olursunuz bunun gibi e, çok danışanım var ve her seferinde geliyorlar ya işte bana da gösteriyorlar işte bak Sezer bu sefer çok farklı birisini buldum e, çok iyi anlaşıyoruz ona aşık oldum genelde aşk olur bu e, çünkü aşkta Kendini tamamlayan o dediğim deliği dolduracak bulduğunuz üçgen ya da yuvarlak o hangi şekilde ise sizi kanatacak olan şeydir. Yani odur aşk aslında. Ve eğer böyle bir şeyle karşılaşıyorsanız hani böyle ilk karşılaştığınızda birden ayaklarınız yerden kesiliyorsa işte bir kemistri dediğimiz kimyasal bir çekimin içine girmişseniz bilin ki bilinçaltınız size oyun oynuyordur. Bilinçaltı kendi derdindedir. O boşluğunu tamamlamak istiyordur ama yanlış bir kişiyle. Sizin derman sandığınız şey size dert olarak gelecektir. O yüzden bunu burada özellikle altını çizmek istiyorum. Yeni bir ilişkiye başlarken eğer gördüğünüz kişi sizi çok etkilemişse ilk gördüğünüzde birdenbire böyle birdenbire ne olduğunu anlayamamışsanız hani el ayaklarım yerden kesildi denir ya öyle hani böyle ruh eşimi buldum ne olduğunu anlayamadım böyle havalarda uçarsın eros okunu atmıştır da derler Öyle bir duygu içine girmişseniz arkadaşlar bunu lütfen bir kere daha oturup düşünün ve bu kişiyle ilişkinizi mutlaka tekrar tekrar gözden geçirin. Çünkü bu kişi de kesinlikle ve kesinlikle o eksik kalmış delikleriniz, tıkanmamış boşluklarınız içindir yara bandı şeklinde gelir. Sizi mutlu edecek, tamamlayacak gibi gelir ama sizi en mutsuz edecek, sizin geçmişteki o yaralarınızı kanatacak kişi olarak hayatınızda kalır. O yüzden buna çok dikkat edin. Gerçek ilişkiler hiçbir zaman hiçbir zaman öyle ilk bakışla ilk görüşle işte ayağım yerden kesildi çok etkilendim bir tutku kendi ucunuz gibi hissettiğiniz kişilerle gelişmez. Gerçek ilişkiler gerçek aşk dediğimiz şey insan birbirini tanıdıkça olur. O kişiyi tanıcıkça, e, hareketlerini e, birlikte yaşa ya da ayrı ayrı dışarıda size değer veriyor mu, sizinle ilgileniyor mu düzeyde değil. Çünkü bu tür kişiler genelde bir aşırılık vardır. Yani aşırı bir e, ilgilenme, aşırı bir... E, işte sizi havalara çıkartma, özel hissettirmeler vardır. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Aşırı olan hiçbir şey normal değildir. Öyle bir insan olamaz. Sizin e, ihtiyacınız olan şeyleri hemen siz istersiniz. O delikleriniz eğer birden fazlaysa. E, 5 tane deliğiniz varsa dolması gereken o kişi onları dolduramaz. Ama dolduruyormuş gibi hissediyorsanız, dolduracakmış gibi hissediyorsanız evet tam da bu benim hayatıma girip benim hayatımı düzeltecek, beni mutlu edecek kişi bu diyorsanız o işte bir yanılsama vardır. Yani yanıl, yanılıyorsunuzdur. O kişi sizi tamamlamaz. O kişi aksine sizi mahvedecek kişidir. O yüzden lütfen ilişkilerinize başlarken önce arkadaşlık birbirinizi yavaş yavaştan birden böyle işte heyecanlar şunlar bunlar hani onlar onlar sizin bilinçaltınızın size oynadığı oyunlardır arkadaşlar. O yüzden lütfen yeni ilişkilerinize başlarken bu kısır döngünüzden kurtulabilmeniz adına öncelikle bir sağlam durun yerinizde sağlam durun. Ve size gelen, size yaklaşan, ilişkilerin başlanmasına neden olan e, o, o aşırı bir şeyi duymanızı sağlayan duyguyu, heyecanı duymanızı sağlayan şeylerden uzak durun. Bilin ki orada bir şey vardır. Bilin ki orada sizin, e, sizin için çare zannettiğiniz şey çaresizliktir, mutsuzluktur, mutluluk diye sarıldığınız bir illüzyondur. Bunlara kanmayın, inanmayın. Peki bu bunu girdim diyelim. Bunun bir daha aynı şeye girmemem için, aynı aldanmaya girmem için ne yapmam gerekiyor Sezer Hanım derseniz. Dediğim gibi ne yapacaksınız? Önce kendi değerinizi, kendi boşluklarınızı bilip e bunların doğrultusunda bunların dolmasını başkasından doldurulmasını başkalarından beklemeyeceksiniz. Önce kendi değerinizi bilip kendinizle olmanın, kendinizin bir bütün olmasını sağlamanız gerekiyor. Çünkü siz kendinizi eğer delikleriniz varsa, çocukluktaki travmalarınız, doldurulmamış aç duygularınız, doyurulmamış duygularınız varsa kendinizi ne zannedersiniz? Kendinizi bir eksik, yarım hissedersiniz ya da yarım hissettiğinizde de hep diğer yarınızı ararsınız ki zannedersiniz diğer yarı ile birleştiğim zaman bir bütün olacağız. Biz birbirimizi mutlu edeceğiz, sımsıkı sarılacağız, birbirimize hayat müşterek olacak. Ee, ve biz hiç ayrılmayacağız gibi bir yanlış düşünceye girersiniz. İki yarım bir araya geldiği zaman arkadaşlar hadi ya yarısını yarısını bul, yarımı buldum zannedersiniz. Zaten bu tür bilinçaltı travmalarında karşısına çıkan kişi o sizin e, yarınız e, ol gibi görünse bile bir bütün olamazsınız. İki yarım birbirini çürütür arkadaşlar. İki yarım birbirini bütün olamaz. Herkes tek başına önce bütün olmak zorundadır. Bir bütün olup bütün olduktan sonra diğer bir bütünle bir araya gelmeniz lazım. Yani kimse kimsenin o yarımını tamamlayacak bir gücü yoktur. İki yarım da zaten e, nedir umutsuzdur, çaresizdir, bir şey bekliyordur karşıdan almaya çalışıyordur. E, dolayısıyla da zaman içinde birbiriniz çürütürsünüz iç içe çürürsünüz. Dışarıdan bütün gibi görünse bile o çoğu evliliklerde, ilişkilerde öyledir. Dışarıdan böyle pırıl pırıl bir elma gibi düşünüyorum ben yarım deyince. Nedense o elma böyle pırıl pırıl gözükür ama içinden yavaş yavaş çürümeye başlar arkadaşlar. Ve bu çürüdükçe de siz acı çekersiniz mutlu olursunuz. Dolayısıyla önce öncelikle bu kendi diğer yarımı bulacağım eee Sevdanızdan vazgeçmeniz lazım. Önce kendiniz bir bütün olmalısınız. Önce bütün olun, kendi değerinizi kendiniz verin. Neyiniz eksik? Nasıl bir açlığınız var? Kendinizi sevin, kendinize değer verin ve kendinizle ilgili projeler üretin. Üretin üretin arkadaşlar. Ürettikçe kendinizi zaten bulursunuz. Ürettikçe bir şeyler ürettikçe kendinizi seversiniz. Bir bütün olduğunuz zaman da diğer bir bütünle karşılaştığınızda iki bütün yan yana çok iyi yuvarlanarak ya da birlikte bir şeyler aşmanın, bir şeyleri yaratmanın mutluluğu çok daha güzel olur ve sağlam olur. İşte bu sonradan içine girdiğiniz o kısır döngüden kurtulmuş olursunuz. Ve e, yaşamınız artık o kısır döngüden çıktığı için de kendiniz e, merkezde e, olarak sevdiğiniz kişi de zaten kendi merkezindedir. Birbirinizi ne olur destek e, bir şekilde birbirinizi görerek ama birbirinizi sömürmeden e, nereye varacağınızı bilerek hayatınıza devam edersiniz. O yüzden arkadaşlar şu bilinçaltınızdaki eksikliklerin farkına varın. Ha ben Sezar Hanım bilmiyorum, farkına varamıyorum diyen çok danışanım var. İşin içinden çıkamayan çok danışanım var. Bana geliyorlar ve e, bilinçaltındaki o temizlik, o travmalardan kurtulmak... E, profesyonel bir psikolog ve hipnoterapistle özellikle altını çiziyorum. Sadece hipnoterapist, hipnoz yapan kişiler bazı yaralarınızı açıp açık bırakıp kanamasına devam edebilir. Lütfen bu işi çok iyi bilen birisinden yardım alın hem psikolog hem hipnoz ya da psikiyatri hipnoz ikisi beraber olması gerekiyor e, ve böylece o bilinçaltınızdaki travmalardan kurtulmanız mümkün e, kendinizi tanımanız mümkün e, kendinizi bütünleştirmeniz mümkün o deliklerinizi kapatmanız kapamamız birlikte kapamamız e, eğer bana gelirseniz mümkün e, şimdiden herkese iyi günler diliyorum kendi değerlerinizin farkında olabileceğiniz zamanlarınız olsun. Burada videoma son vermek istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve günlerinizi sevgi mutluluk içinde geçirin ve kısır döngüden kurtulmak için lütfen kendinizi geliştirin, kendinizi sevin, kendi değerlerinize değer verin diyorum. Hoşçakalın, bay bay.